Düşünelim'in son bölümündeyiz. Birlikte düşünüyoruz ve birlikte düşünme gayreti içerisinde son yarım saati yapacağız. Burada şimdi bıraktığımız yeri Sayın Türker Ertürk'e sorarak başlatacağım. İzleyicilerimiz hatırlayanlar vardır ama yeni açanlar demeyeceğim ama tam soruyu işitmemişler olabilir diye söylüyorum. Çünkü bağlamını tam oturtmamız gerekiyor. Mavi vatan kavramı üzerinden konuşuyorduk Sayın Ertürk. Ve mavi vatan kavramının içeride bir müşterisi yani seçmeni olduğu, dışarıdaysa uluslararası hukukta böyle bir şey olmadı, deniz hukukunda olmadığını söylendi. Ancak bu yayının başından beri konuştuğumuz seçmen davranışlarının da garip bir biçimde olmasından hareketle içeride %50 artı 1'i arayan bir siyasi iktidarın yanına Atatürkçü çevreyi, ulusalcı çevreyi çekmek için de bu kavramın bir anlamlı olabilir mi sorusu hemen gündeme geldi. Pek çok açıdan bu konuda ne dersiniz bir. İkincisi az önce hocamın yaptığı değerlendirme ölçüsünde baktığımız zaman siz sahayı da bilen biri olarak hani denizcilerin bağlamında bu meseleyi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir kere iktidarın değil vatanın yeşili mavisi vatanla ilgisi yok. Bakın 2002'de iktidara geliyor. 2019'a kadar mavi vatan konusunda hiçbir hamle yapmıyor. Bir de dış politika öyle bir şey değil ki. Zamanında yapılmamış hamleler zamanı geçtikten sonra yani kendinizi paralasanız da artık eşikler geçmiş oluyor. Siz 2019'a kadar hiçbir şey yapmıyorsunuz. 2019'da bir aç tutuyor sizi. Ve Libya'yla yapıyorsunuz. Mutabakat muhtırası imzalıyorsunuz. Amaç ne? İhvan lehine Libya'da savaşabilmek için bir meşruiyet zemini, bir gerekçe hazırlamak ve bunu halka satabilmek. Peki sen gerçekten mavi vatan peşinde koşsaydın ne yapardın? Münasır ekonomik bölgeni ilan ederdin. Bu coğrafyadaki ülkelerle anlaşırdın en başta. En kolay anlaşabileceğimiz ülke Mısır'dı. Çünkü Mısır bizle anlaşsaydı daha çok alan kazanacaktı. Ama bizle anlaşmadı. Niçin? Çünkü biz İhvan'a destek verdiğimiz için bir tehdit algılaması var. Türkiye'den kendisine yönelik. Peki iktidarın darbeci, diktatör söylemleri doğru mu? Değil. Gerçekten doğru olsaydı işte son 50 yılın en aşağılık diktatörü kim? Sudan'ın diktatörü El-Beşir'di. Şu anlamda söylüyorsunuz siz. Adam diktatör, darbeci ama iktidarın samimiyetini sorguluyorsunuz. Tabii ki. Yani demek istiyorum birine ki. Birine diktatör deyip birine dememek. Tabii. Yani mavi vatan peşinde koşmuyor. İhvan'a destek peşinde koşuyor. Biz Suriye'de İhvan yüzünden. Ne bileyim İsrail'le ilişkilerimiz niçin bozuk? Siyasal İslamcı, antisemitik söylemler var. İlişkiler gerilmiş. Orada neyimiz yok? Büyükelçimiz yok. Suriye ile savaş halindeyiz. Büyükelçimiz yok. Mısır en önemli ortağımız olması lazım. Her bakımdan işte Doğu Akdeniz'in kuzeyini biz tutuyoruz, güneyini o tutuyor. Tarihsel bir bağımız var. Sen İhvan'a destek için ne yapıyorsun? Bunlarla hepsi savaş halindesin. Şu çanakta 9 ülke var, biz hariç 8 ülke var. 2 ülkeyle ya da 2 şeyle, kimlikle, kim onlar? Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi zorluklar var biliyorum. Niçin Mısır'la anlaşmıyorsun? Kimle gidiyorsun? Libya ile anlaşıyorsun. Libya'nın küçük bir bölümüyle anlaşıyorsun. Bakın geçen hafta çarşamba günü şeyle bir şekilde Trump'la anlaştılar. Hatta Trump diyor ki o bölgede diyor askerden arındırılmış bir bölge ilan etmek lazım diyor. Bu Cufra Sirte hattına. Evet. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Zaten bölünmeye doğru gidiyor. De facto Libya'yı bölüyorsunuz. Şimdi iktidar büyük resmi de okuyamıyor. Bu gidiş Libya'nın bölünmesi. Tamam mı? Peki bölünürse bizim deniz yetki sınırlandırma anlaşması yaptığımız yer neresi? Doğu. Bölündüğü takdirde bizim anlaşma çöpe gidecek. Bak bu kadar basit. Yani mavi vatan peşinde değil. Sadece İhvan'a destek vermek istiyor. Siyasal İslamcı ideoloji peşinde. Libya ile yapılan bu anlaşma bir meşruiyet kazandırma. Şimdi mavi vatan konusuna gelelim. Uluslararası literatürde mavi vatan diye bir kavram yok. Nereden çıktı biraz da bu?
yani hocamın söylediklerine katılıyorum ama hani biraz daha fazlasını söylemek istiyorum. Niye? Çünkü denizdeki hak ve çıkarların savunulması Türkiye'de geniş kitleler tarafından algılanabilen bir konu değil. Hatta Kardak krizi sırasında ben yazılanları, söylenenleri hatırlıyorum. Ya bu siyasetçiler ve askerler bizi ufacık bir kaya parçası için neredeyse savaşa götürüyorlardı. Şimdi bu doğru değil. Niye? Çünkü o ufacık kaya parçalarının bile ne bileyim deniz yetki alanları var. Deniz yetki alanlarının dip tabiatında işte doğalgaz var, madenler var, petrol var, su bloğunda petrol var. Üzerlerinde ne bileyim enerji üretebilecek nereler santraller kurulabilir. Bu bir yerde geniş kitlelerde bu algıyı yaratabilmek için. Çünkü bizde vatan deyince insanlar, kitleler ne olduğunu anlıyor ama deniz yetki alanları dediğiniz zaman, deniz hak ve çıkarlarımız dediğiniz zaman anlamıyor. Türkiye'nin yaklaşık küsurat vermemek için öyle söylüyorum. 800 bin kilometre karelik bir kara ülkesi var. Bunun dışında deniz yetki alanlarıyla yani bizim şu anda düşündüğümüz, uluslararası hukuk açısından sahip olabileceğini düşündüğümüz alan yaklaşık 460 bin kilometre kare. Yani Türkiye kara ülkesinin yarısından fazlası. Ama doğal zenginlikler açısından belki kara ülkemizden de daha fazla. Ama kitlelere bir anlam kazandırması açısından Mavi Vatan isimlendirmesi belki faydalı oldu. Ama burası bizim egemen olduğumuz bir alan değil ki. Sadece ekonomik yetkilerimiz var. Egemen olduğumuz alan neresi? İşte iç sularımız, denizi söylüyorum. Bir de kara sularımız. Karadeniz'de 12 mil, Ege'de 6 mil, Akdeniz'de de 12 mil. Şimdi bunun dışında Mavi Vatan diye orayı kırmızı beyaz boyuyoruz, Türk bayrağı koyuyoruz. Esasen güzel gözüküyor. Milliyetçi duygularımızı da okşuyor. Ama size şöyle söyleyeyim. Örneğin Fransa, örneğin Rusya Federasyonu. O bizim kırmızı beyaz boyadığımız alanlarda, yani münhasır ekonomik bölge, deniz yetki alanı, kıta sahanı ne derseniz deyin. Burada 365 gün 24 saat gelir, harp gemileriyle bulundurur. Ne bileyim nota bir ilan eder, atış yapar. Şimdi halkta bu sefer yanlış bir algı zannediliyor ki burası bizim egemenlik alanımız. Hatta size şöyle söyleyeyim. Denizdeki egemenlik alanları kara sularında bile sınırlı. Ne demek o? Yani kara sularından yabancı bir harp gemisi zararsız geçiş, transit geçiş yapma hakları var. Yani kara ülkesi gibi değil. Şimdi bunları bir... Peki iktidar buna niçin sarıldı? İktidar için bu bir enstrüman. Yani kendi bu siyasal İslamcı ideoloji için, tükenmişliği için, çünkü halk görmüş Suriye'deki felaketi, bu savaşa vekalet savaşına müdahil olmanın sonuçlarını görmüş. Ne? İşte 4 milyon Suriyeli sığınmacı ülkemize gelmiş, işte milyarlarca dolar paramız gitmiş. Bir şekilde 3 tane harekat icra etmişiz. Şehitlerimiz geliyor. Hala sorunu çözebilmiş değiliz. Şimdi aynı şeyi iktidar sanki bu deneyimimiz yokmuş gibi nerede yapmak istiyor? Libya'da yapmak istiyor. Mavi Vatan iktidar açısından bu işe yarıyor. Yoksa bizim deniz yetki alanları konusunda bir hedefe doğru yürüyor olmamız, bir ulusal hedef peşinde koşuyor olmamız anlamında değil iktidar için. Eğer öyle olsaydı neyle anlaşırdı? Mısır'la anlaşırdı. Öyle olsaydı Suriye'de anlaşırdı. Onun için bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Mavi Vatan bir konsept, bir kavram filan değil. Mavi Vatan esasında geniş kitlelere bu alandaki çıkarlarımızı anlatabilmek açısından bir isimlendirme. Ama iktidar bunu kullanıyor. Ve şu anda da bütün Doğu Akdeniz çanağındaki ülkeleri karşımıza alarak ve hatta buradaki hidrokarbon kaynaklarının zenginliği görüldüğü için buraya küresel güçler geliyor. Buraya küresel şirketler geliyor. Bunlara karşı meydan okuyacak ve Mavi Vatan hedefine yürüyebilecek ve hedefimize ulaşabilecek durum emin olun söz konusu bile olamaz. Ne yapmamız lazım? Karşımızdaki cepheyi daraltmamız lazım. Ama biz her geçen gün karşımızdaki cepheyi büyütüyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz çanağında bütün ülkeler bize karşı. Sadece anlaşma yaptığın yer neresi?
Libya'nın küçük bir bölümü. Bir de bir şekilde sen bunun üstüne doğru yürüdüğün için bu ülke bir şekilde zaten de facto bölünmüş vaziyette. Bu bölünmeyi ne yapacaklar? Realize edecekler. Senin yaptığın anlaşmayı da bir anlamda çöpe atacaklar. Hatta biliyorsunuz bir anlaşma yaptığınız zaman uluslararası hukuk açısından da iş hukuk açısından da ne olması lazım? Bunun mecliste onaylanması lazım. Şimdi Irak'ın daha doğrusu Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış yönetimi Trablus'ta ama meclisi Trablus'ta değil, Tobruk'ta. Peki meclis bunu onayladı mı? Hayır, meclis onaylanmadı. Bu gidiş iyi gidiş değil. Bu gidişle biz mavi vatan hedefine ulaşmamıza imkan yok. İktidar için bu bir operasyon silahı. Ne için? İhvan'a destek sağlayabilmek için ve Libya iç savaşına müdahil olabilmek için. Evet. Benim bir sorum olacak. Serhat Hocam'a sormak istiyorum. Tabii siz de cevap verebilirsiniz. Neticede şimdi Türkiye-Libya anlaşması oldu ve bunu Yunanistan-Mısır anlaşması takip etti. Türkiye-Libya işte Aydın Bey haritalar getirdi. Türkiye-Libya anlaşmasının Doğu Akdeniz üzerindeki çizgi hattı güney batıdan kuzey doğuya doğru diagonal bir hat. Mısır Yunanistan anlaşmasını ise iki ada, yani Girit, yani Yunan anakarasını esas almıyor. İki büyük Yunan adasının kıta sahanlığı ve ekonomik bölgesini falan yetki alanını tanıyor. Oradan kuzey-güney hattında ve kısmi bir anlaşma. Sonuçları ne olur bunun? Yani bu iki anlaşma üst üste konulu zaman çakışıyor önemli ölçüde. Çekil oradan, burası benim bölgem, hayır benim bölgem şeklinde ileride herhangi bir tırmanmaya neden olur mu? Bir soru daha. Acaba Türkiye burada tırmanmayı seçtiğini görüyorum ben Ankara'nın. Yani Doğu Akdeniz'e bir tırmanmayı seçti. Eskalasyon deniyor malum. Ama bu eskalasyonu Meis'in güneyinde yapmayı seçti. Ki Meis'in güneyinde de güneyi ise, Meis'in etrafı ise Mısır tarafından bu anlaşmanın dışında bırakıldı. Yani orada da Mısır sanıyorum bir yerde Türkiye ile ilişkilerinin geleceğine bir açık kapı bırakmak istiyor. Ve yani böyle bir küçük bir ada neticede Meis. Bunun sonucu ne olacak? Yani burada bir bilek güreşi mi yaşanacak? Bu Mısır-Yunanistan anlaşması Türkiye-Libya anlaşmasını ortadan kaldırıyor mu fiilen? Nedir tablo, ortaya çıkan tablo? Yani sanıyorum bunlar izleyiciler merak ediyordur. İkili anlaşmalar oldukları için birbirleri üzerine doğrudan, yani etki anlamında şeyi olmaz. Yani ortadan kaldırma ama ya da... Ama haritada baktığınız zaman üst işte bir uyuşmazlık, biniyor. Ortada bir şimdi hukuki uyuşmazlık var. Bunu nasıl çözeceksiniz? Müzakere etmeniz gerekiyor öncelikle. Ben Türkiye'nin yapa geldiklerini, özellikle bu Libya anlaşmasından iki tane nokta var orada. İşte batı sınırını oluşturuyor Türkiye'nin deniz yetki alanı iddialarının. Bunun bir maksimalist müzakere pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Yani benim takip edebildiğim kadarıyla asıl kaygı verici olan bu Meis'e istinaden 40 bin kilometre kare bir alanı kıta sahanlığı ya da işte münhasır ekonomik bölge olarak Yunanistan'ın Aydın Sezer onu hep ısrarla vurgular. Resmi bir açıklaması yoktur ama gönlünden geçenin de o olduğuna dair çok fazla emare vardır. İşte bu meşhur Sevil haritasıdır. Ben bu haritanın kendisine ulaşamadım yani şeyine, fakat hani paylaşılan örneklere baktığımda da AB haritası diye de geçiyor. Orada yani Meis'e istinaden Doğu Akdeniz'e inen o hak iddiası, deniz yetki alanı hak iddiasının mavi çizgilerle göstermiş ve hypothetical lines diyor. Yani hipotetik, bir deklare edilmiş ya da üzerinde mutabakat sağlanmış değil. Cari deniz hukukuna uygulandığı takdirde Avrupa Birliği'nin ya da Sevil Üniversitesi'nin yorumuna göre o hattan geçmesi gerekiyor. Ama bu hipotetik bir çizgi olarak veriyor. Türkiye'nin pozisyonu da bu, yani Yunanistan'ın bu Meis'e istinaden ortaya koyabileceği maksimalist iddiaya karşı bir ön alma girişimi diye görüyorum ben bunu. Yani bu hakikaten bunun olur yanı yok. Bunun uluslararası hukuk açısından da çok savunulabilir bir yanı yok. Ama Yunanistan belki yine anımsarsın. Mesela o konu hiç tartışılmıyor.
1999'da Türkiye Helsinki'de AB adayı ilan edilirken sınır uyuşmazlıklarının nasıl çözümleneceğine dair bir paragraf vardı orada. 99 yılından itibaren 5 yıl süre verildi. Türkiye ve Yunanistan'da da verilmeden ikili müzakerelerle çözülecek. Çözülemediği takdirde 2004'ten sonra taraflar Uluslararası Adalet Divanı da dahil yargı yollarını deneyecekler bu uyuşmazlıkları. Evet. Şimdi 2004 yılı geldi, istikşafi görüşmeler o sırada kaçıncı turdaydı bilmiyorum ben ama 2004 yılı geldi, çözüm bulunamadı Türkiye'nin tercih ettiği yöntemle. Yunanistan hadi Ege sorunlarını şeye götürüyoruz diye bastırmadı. Bugün dahi böyle bir iddiası yok. Çünkü o sıradaki Yunan hükümeti hani Türkiye AB yolunda ilerlerse ben daha fazla şey koparırım. Uluslararası Adalet Divanı'na gittiğimden alabileceğimden çok daha fazlasını alırım diye düşündü. Muhtemelen sadece spekülasyon yapıyorum, elimde bilgi yok. Muhtemelen bu Meis meselesini de hani o pakette belki ne diyelim Türkiye'ye yutturmayı düşünmüş olabilirler diye geriye dönük düşünüyorum. Çünkü Yunanistan kendisine bir altın tepside sunulan fırsatı tepti. Bir de çok yani bir izleyicilerimizin bilgilendirilmesi açısından Aydın Bey'in UNCLOS diye kısaltmasını verdiği bu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku konvansiyonu açısından bizim tutumumuzun bu konvansiyonda adaların konumu Ege adaları ve Meis özellikle yani, itibariyle bizim tutumumuz da bizim çünkü yani klozda şeyimiz var. Şerhlerimiz var sanıyorum. İmzacı değiliz. İki konferansa da imzalamadık bile biz yani. Türkiye katıldı ve ama bu anlaşma sanıyorum şeyi adalara tanıyor. Deniz yetki alanı veriyor. Yani veriyor diye. Yani ve veriyor. Ama özel durumları da tabii bahsediyor. Ege aslında Ege'yi dışarıda bırakırsak Türkiye'nin UNCLOS'a böyle kategorik olarak karşı çıkmasını gerektirecek bir durumu yok. Evet. Zaten pek çoğu da onların kuralı haline geldi. Yani yapıla geliş kuralı haline geldi. Mesela Amerika UNCLOS imzacısı değil ama daha doğrusu Clinton döneminde kabul etti ama Kongre'den onaydan geçmediği için Amerika taraf değil. Mesela Amerikan Deniz Kuvvetleri UNCLOS'u uyguluyor şey olarak. Yani nedir? Fiili olarak. Zaten fiili sadece olarak adalar konu, adaların kıta yani sahanlığı bizim derdimiz olamaz. Ege'de. Olur mu olmaz mı tartışması. Ege meselesi. Adaların kıta sahanlığının olamayacağını söylüyoruz. Evet. Ana yani zaten kıta sahanlığı adı üstünde. Ada sahanlığı değil. Yani kıta sahanlığının ancak ana karalara matuf olabileceği. Zaten Libya anlaşması da oradan. Adalara kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı vermiyoruz. Onun için Midilli'nin sadece Midilli diyorum Girit'in güneyinden geçerek gidiyor. Sadece kara suyu veriyoruz. Bu kabulle bu anlaşma yapılıyor. Evet. Şimdi belki iyi bir hamle olabilirdi ama arkasını Mısır'la getirebilseydik. Yani bu şekilde bu iş bir şekilde Adalet Divanı'na gitmek zorunda kalır. Bir de esasında Mısır bize bir mesaj da vermiş oldu. Yani senin Meis konusundaki endişelerini ben burada seninle aram iyi olmasa da katılıyorum demek istedi ama bir anlamda esasında Yunanistan'da pazarlık masasında Meis'ten vazgeçebileceğini de göstermiş oluyor. Yani Türkiye bir şekilde bunu Adalet Divanı'na da gitmeden görüşmelerle halledilebilir. Ne bileyim belki Rodos'tan da vazgeçilebilir. Ege'de 25. boylam yani orta yat gibi bir şey düşünülebilir ama Girit'e bir imtiyaz tanınabilir. Yani ben bunu şey olarak düşünüyorum yani bir beyin fırtınası olarak düşünüyorum. Bunlar masada uzlaşılabilir. Yani sen burası sadece benimdir kimseyi tanımam filan bu itiş kakışa neden olur. Bir de şöyle biz bütün Doğu Akdeniz ülkelerine meydan okuyabilecek ve artık küresel güçler de buraya gelmiş. Hepsine karşı meydan okuyabilecek gücümüz yok. Bir şekilde anlaşmak, uzlaşmak zorundayız. Bir de uzlaşmak demek masaya oturduğun zaman değil mi? Yani bazı konularda da senin de geri hareket etmen, geri çekilebilmen demektir. Ama iktidar belli ki mavi vatan hedefinde değil. Burada iç kamuoyuna mesaj, daha böyle milliyetçi mesajlar gönderip bir şekilde çözülmeyi durdurmak istiyor. Amacı mavi vatan değil. Yani şimdi vatan kelimesini kullandığınız zaman evet yani bu kamuoyundaki farkındalığı falan arttırıyorsunuz ama bir risk de yani şimdi tabii. Vatan diye bunu kendini de bağlıyorsun. Aynen öyle kendini koyduğunuz zaman
amiralimin ifade ettiği müzakere esnekliği ne zemin kalmıyor. Bu sefer hani vatan, vatanı veriyorsun, vatandan taviz veriyorsun gibi anlaşılabilir. O vatanı yüzden, sattın diyecekler. Yani hani çünkü bu mavi vatan doktrini konusunda da işte şahinler var, daha şahinler var, en şahinler var. Güvercin kimse yok. Dolayısıyla hani müzakere, içeride bir kere bir müzakere pozisyonunu, çıtayı bu kadar yükseğe koyduğun zaman kabul ettirmek çok zor. Yani benim temel kaygım Meis olsaydı mesela bu Mısır-Yunanistan anlaşması iç ferahlatıcı bir durum. Ha tamam, ben en azından burada, yani burada kayba uğramayacağım. Rodos, Girit başka bir mesele. Bu müzakereler konusunda son bir şey söyleyeyim. Bu istikşafi görüşmelerde yer alan bir üst düzey diplomatla geçen yıl bizim okulda yapılan Deniz Hukuku yaz okulu sırasında işte bize bir sunuş yaptı. Sonra ben ona sordum konuyu. 60. round istikşafi görüşmeler geçen yaz tamamlanmıştı. Şu soruyu sordum. Yani peki dedim, durum ne? Yani durum şu dedi. Siyasi irade iki tarafta da ortaya çıktığı takdirde teknik detaylar çözülür. Yani artık o kadar çok konuştuk ki nasıl çözeceğimizi biliyoruz ama siyasi irade gerekiyor bunun arkasına. Şimdi siyasi irade bir, temel kaygısı bu değilse olmayabilir iktidarın. İki, kamuoyu o kadar böyle vatan gibi ne diyelim harareti yükselttiğiniz bir konuda müzakereye ikna edilemeyebilir. Her iki taraf için de geçerli bu. Aslında biz Ege'den hareketle Doğu Akdeniz'de de dönüp dolaşıp bu sert milliyetçi söylemlerle biraz müzakere esnekliğimizi yitiriyoruz. Yani maksimalist müzakere pozisyonu bizim için savunulamaz, son hat ya da kırmızı çizgi haline geliyor. Asıl zorluk orada sanırım. Bu istikşafi görüşmelerin de ne olduğunu izleyicilerimiz arasında yani bilmeyen olabilir. Çünkü yabancı terimler bunlar. Bunlar sonsuza kadar görüşme anlamına geliyor fiilen. Çünkü son maddeye kadar anlaşılmadığı müddetçe hiçbir maddesi hususunda anlaşılmamış kabul edilen görüşmelerdir. Baştan öyle mi? Yani öyledir. Yani tamamı olmadığı sürece, parçası hakkında tamama erdirilmediği müddetçe anlaşılmamış. O odur yani. Dolayısıyla istediğin kadar sürdürürsün. Zaten galiba diplomaside meşhur laf vardır. Masaya otururken uzlaşma niyetin varsa önce anlaşabileceğin maddeleri görüşürsün. Uzlaşma niyetin yoksa önce uzlaşamayacağın maddeleri görüşürsün. İstikşafi olunca sonsuza kadar görüşürsün. Aydın Bey'in son sözlerini alalım. Şu soruyla bitireyim ben. Aydın Bey, şimdi ben tabii mecburen içerideki yansımasına da dönmek istiyorum. Hocam söyledi, bu milliyetçi duygu vatanla eşdeğer hale gelince insan bir vatan savunmasıyla karşı karşıya olduğu duygusuna kapılabilir. Bunun da gelecekte iç siyasette toplayabileceğiniz seçmen desteğinden öte maliyetleri de olabilir. Bu bağlamda ne söyleyeceksiniz ve nihayetinde bu kadar inceltilmiş, gerilimli bir süreç Türkiye'nin taşıyabileceği bir süreç mi? Israrla ve inatla neredeyse coğrafyamızın her yerinde sinir uçlarıyla dokunulmuş vaziyetteyiz. Bu da bence ayrıca bir sorun diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı'na taraf olmamamızın bu defa temel nedeni, biz 1958'de de taraf değildik. Öncelikle onun altını çizeyim. Bu defaki asıl nedeni bu sözleşmenin 286. ve 287. maddelerinde kapsanan zorunlu yargı yetkisini kabul etme olgusu. Yani kıta sahanlığı ve veya adaların durumu ve veya karasuların uzunluğu konularında herhangi bir sorunla karşılaşılırsa, bir itilaf olursa 286. maddeyle mecburen yargı yolunu kabul ediyorsunuz. 287'de de seçiyorsunuz hangisini tercih edeceğinizi. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Mahkemesi mi, tahkim mi, Uluslararası Adalet Divanı mı? Yani bizim adalardan ziyade bu nedenle karşı olduğumuzu söyleyebilirim. Kaldı ki adalar 121. maddede aynen ana kara parçaları gibi deniz alanlarına sahip olur deniliyor. İkincisi, Serhat Bey'in Libya Anlaşması ile ilgili olarak vurguladığı maksimalist bir müzakere pozisyonu konusunu kendisi daha önce de söylemişti. Ben de Mısır-Yunanistan Anlaşması yapıldığı güne kadar katılıyordum. Ama artık o ortadan kalktı. Şimdi önümüzde bizim
Yunanistan'ın maksimalist müzakere pozisyonu var. Şimdi bizim Libya anlaşmasıyla Mısır-Yunanistan anlaşmasını karşılaştırırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Son anlaşma uluslararası hukuka daha uygun. Zira iki tarafta egemen Birleşmiş Milletler üyesi, iki tarafta UNCLOS'a taraf. Dolayısıyla Yunanistan zaten bizim Libya anlaşmasını Libya ile bir şekilde müzakere edip Lahey'e götüreceği için bugün bizim karşımızdaki en kötü ikinci seçenek Adalet Divanı. Birinci seçenek de maalesef savaş. Durum bu karamsar bir düşünce falan değil. 26-28 derece boylamlarındaki net durum bu. Eğer araya birileri girip biz Yunanistan'la Sayın Amiralim'in özellikle 28'i biraz daha sola çekebilir miyiz? Nereye kadar gideriz? Rodos'u hariç tutabilir miyiz? Konusunda müzakere eğer yapmayı başaramazsak. Bugün biraz önce Yunan medyasına göre Mısır anlaşmayı onayladı. Meclisten geçti. Çok yakında Yunanistan'da gelecek. Bizim bunu tanımadığımızı biz ilk günde söyledik. Her zaman da söyleyeceğiz. Ama bunun netleşmesi için savaş dışındaki tek seçenek artık maalesef Uluslararası Adalet Divanı ya da ilk müzakere pozisyonumuz Yunanistan'la bunu masada çözmek. Bir önceki bölümde Kadir Bey enerji yataklarıyla ilgili bir soru sordu. Bugün Doğu Akdeniz'de ispatlanmış rezervlerle tahmini rezervler ve ticari rezervler arasında bir kavram karmaşası var. Bir sayın denizcimiz Türkiye'nin 572 yıl ihtiyacını karşılayacak doğal gaz var dedi. İşin kötüsü bunu da aynen yazıp İletişim Başkanlığı'nın mektubuyla Putin'e de verdik biz bunu. Burada bahsi geçen miktar TCF, trilyon kübik feet. Bunu BCM'e yani milyar metreküp'e çevirmek için 1 trilyonu 28 ile çarpmanız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi potansiyel rezervlerin çıkartılabilir olması teknik açıdan. Acaba yüzer platformu kuracaksınız, sabit mi? Çıkacak doğal gazın sülfür oranı nedir? Bu maliyeti artıran bir husus. Teknik özellikleri bunun yanında hukuki sorunlarının da giderilmesi lazım. O devletle anlaşma yapılması lazım. Üçüncüsü de ticari boyutta bir uygunluk var mı yok mu? Bunların tümü detaya boğmayayım. Bir P noktasına geldiği zaman yani proven, ispatlanmış rezerv noktasına geldiği zaman kazma vuruluyor. Şu anda Doğu Akdeniz'de Tamar dışında henüz 2P aşamasında yani proven artı possible. Şu andaki toplam rezerv miktarı 1.8 milyar metreküp. Türkiye'nin yaklaşık 30-35 yıllık ihtiyacını karşılar ama bu da Mısır ve İsrail dahil olmak üzere. Dolayısıyla bugünkü tarih itibariyle Doğu Akdeniz'de ticari anlamda bir doğalgaz olduğunu da söyleyemeyiz. Eğer söyleyebiliyorsak bu Türkiye için çok büyük bir fırsat. Çünkü Doğu Akdeniz gazının Türkiye olmaksızın bölgeden başka bir yere taşınması ne İsmet'le Avrupa'ya ne de LNG ile Çin'e taşınması feasible değil, teknik olarak mümkün değil. Enerji fiyatlarının 125 dolar seviyesine çıkması lazım. Türkiye burada tehditlere değil, fırsatlara odaklı bir oyun planı sergilese ki Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu en iyi bilen ve anlayan ülke de İsrail'dir. 2,5 yıl önce İsrail Enerji Bakanı geldi, Türkiye'de bunun temaslarını yaptı. Yani İsrail Türkiye'siz bu işin olmayacağını da biliyor. Son olarak sizin sorduğunuz soruya gelince ben Doğu Akdeniz teziyle ilgili, Libya konusuyla ilgili özellikle muhalif medyada konuşmaya başladıktan sonra işte başta Medyascope olmak üzere bu vatan kavramıyla ilgili hassasiyeti olan çevrelerin de dikkatini çekti. Onların think tankleri ya da onların kuruluşları da beni dinlediler ve onların en önemlileri de vatan kelimesinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Bu bir genel kabul görmüş bir olay değil. Twitter'daki bot hesapların yaydığı bir espri.
Dolayısıyla bunu fazla ciddiye alan kimse de yok. Herkes vatanın neresi olduğunu çok iyi biliyor. Bunun antiparantez altını çizeyim. Zaten milliyetçi duyguları, refleksleri harekete geçirmek için de bu ihtiyacı olan en son şey Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan kavramı. Bunun yerine Suriye'de daha mümbit arazi ve aktörler var. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saati buçuk yaptık. Kapatabiliriz evet, isterseniz. Buyurun. Şimdi Mısır esasında bizle anlaşmak istedi. Hı hı. Yunanistan bu konuda çok ısrarcıydı. Hatta müzakere masasında bile uzattı ki belki Türkiye'de aklı selim galip gelir, bana uzanırlar diye. Görmeyince imzaladı. Ben imzalar imzalamaz dedim ki 6 Ağustos'taydı, hiç unutmuyorum. Ben dedim bu ülkeyi yönetiyor olsaydım, madem ben bu ülkenin çıkarları ve güvenliği peşinde koşuyor olmaz mıydım? Olurdum. Hemen dedim atlarım, Kahire'ye giderim. Mecliste onaylamadan bu işi onaylanmadan durdururum dedim. Yani anlaşırım şeyle. Hiç iktidarın umurunda değil. Ne demek bu? İktidarın mavi vatan, deniz yetki alanları hiç önemli değil. O ideolojisine kilitlenmiş durumda. Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Her tarafta İHFA'nın peşinde. Zaten dünya kamuoyunda da herkes yazıyor, çiziyor. Diyorlar ki bugün İHFA'nın iktidarda olduğu tek yer var. Türkiye. Bu gidiş iyi gidiş değil. Evet, Sayın Ertürk'ün görüşleri böyleydi. Bu akşam Sayın Aydın Sezer Ankara'da bizimle oldu. Serhat Güvenç burada bizimle oldu. Sayın Türker Ertürk burada oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Bugün normalde Pazartesi günleri ayrıntılar programını yapıyoruz. Ancak Kadri Gürsel'in hassasiyeti ve bilgisi ve konuk tercihleriyle bu akşam düşünelim yaptık. İki haftada böyle gitmeyi düşünüyoruz. Birikimimiz varsa birleştirmek, konuklarla, sorularla da aydınlatmak istiyoruz. Perşembe günü yine saat 21'de yine Türkiye gündemini konuşarak ve umarım iyi haberler vererek sizle birlikte olacağız. Bu gecelik bizden bu kadar. Hoşçakalın.